dostmuşuz gibi geldi bana. Ama zaten evet, radyoda dostum ama illaki birinin el uzatmasını bekliyoruz. O zaman biz değil mi? Değil mi? Ne kadar çok ortak yanlarımız var. İşte ortak taraflarımıza bakalım. Onları görelim. Peki ya. Efendim. Reklam vaktimiz de geldi. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Yoldaki arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Söyledik şarkımızı da armağan ederim size ayrıca. Siz varsınız gerçi. Siz. Yani ben hemen bu şu anki parçayı, zamanını fazla almayayım. Estağfurullah. Beraber şu anda arkadaşım var. Beraber teşvişe gidiyoruz. Yusuf arkadaşım, Yusuf Özgür. Ona armağan ediyorum. Ailemi armağan ediyorum. Ve aynı zamanda bütün böyle bizi dinleyen gerçekten Türkiye sevdalarına, gerçekten ne mutlu dinleyen insanlara hediye ediyorum. Teşekkür hayırlı ediyoruz. Akşamlar. Kazasız belasız yolculuklar size olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size gidiyorum, sağ olun. Peki, iyi akşamlar hayırlı diliyoruz. Hayırlı şimdi akşamlar. Şimdi kısa bir reklam. Her şeyi hazır olarak vermeniz gerekiyor. Hatta diyelim ki bir etkinlik var. Orada doğru cevabı dahi bir kontrol mekanizması içerisinde verilmesi isteniyor. Pedagojik olarak aslında bu çok tartışıyoruz biz. Yurt dışındaki özellikle İngiltere'deki eğitimcilerle mesela konuştuğumuzda diyorlar ki bir etkinlikte doğru cevap olmamalı. Çünkü orada öğretmen devreye girmeli. Çocuk yanlış yapabilmeli ki öğretmen düzelsin. Evet. Pedagojik olarak yani bunun daha doğru olduğunu özellikle ifade ediyorlar. Ama yani bizim Türkiye'de maalesef onun o alışkanlığın kazanılması biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Biz mümkün olduğunca aslında öğretmene hani balık tutacak malzemeyi vermemiz lazım ki o balığı kendisi tutabilsin. Yani o ortamı sağlamak gerekiyor. O ortamda öğretmenlerimiz hazırlığını kendisi öncesinde yapıp dersi aslında öyle girmesi gerekiyor. Fakat dediğim gibi bunun biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Tabii burada dediğim gibi yani evet zamana ihtiyaç var ama hani her şeyde öğretmenden belki beklemek çok şey olmayabilir, adil olmayabilir. Fakat şu bir gerçek ki artık bu devirde ben işte öğretmenlik okulundan mezun olduğum bu bilgilerle ben ömür boyu öğretmenim.